Merhabalar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bu videomda Bedir ve Uhud savaşlarında ilahi yardım meselesini, diğer bir deyişle meleklerin yardımı konusunu ele alacağım. Zira ayetlere yansıyan açıklamalara baktığımızda ve bu mesajları literal anlamıyla okuduğumuzda meleklerin fiili olarak savaştıklarına dair bir sonuca gitmek mümkün ki zaten geleneksel yorumlarda da büyük oranda bu şekilde algılanmış ve meleklerin fiili olarak savaştıklarına dair bir ön kabul ortaya çıkmıştır. Acaba doğru mudur? Gerçekten melekler savaşmış mıdır? Ya da Allah evrene doğrudan müdahale eder mi, etmez mi? Bu konu epey uzun, aynı zamanda netamelidir. Ve bunu enine boyuna tartışıp bu meselenin ne olduğunu gözler önüne sereceğim. Hatırlarsanız daha önce Bedir ve Uhud savaşlarıyla ilgili bir takım detaylara değindim ve bu konuyu ayrı tutmuştum. Biraz da geciktirdiğim için kimi dostlarımız sabırsızlanmışlar. O nedenle de bir an önce bu videoyu dikkatlerinize sunma ihtiyacı hissettim. Beni takip eden dostlarım bilirler. Bu konuyu ben kitap olarak da ele almışım. Önce Bedir'i ve Uhud'u makale olarak çalışmıştım. Daha sonradan bunu kitaba dönüştürdüm ve Hazreti Peygamber'in savaşlarında İlahi Yardım adında bir de kitabım vardır. Takdir edersiniz ki bu konuyla ilgili epey kafa yormuş birisiyim ve dolayısıyla da meselenin ne olduğunu ana hatlarıyla sizlere sunmaya çalışacağım. Şimdi Bedir'deki tabloya bakarsak, tabii önceden iki ordu Bedir'de karşılaşacağını bilmiyordu. Fakat Bedir'e yanaştıkları zaman durum ortaya çıktı ve Kureyş bütün ağırlıklarıyla gelmişti. Müminlerde muazzam bir panik oldu ve neticede bu panik atlatıldı. Resulullah bir an önce Bedir'e varıp burada mevzilendi ve artık karşısında Kureyş ordusu da dikilmişti. Bu şartlarda bütün hazırlıkları tamamladıktan sonraki taş topluyor, mevzileri belirliyor, su kuyularını tutuyor. Kendisi için kaçabileceği iki tane hızlı koşan hecin devesi bulunduruyor ve yüksek bir yere bir otak veya bir karargah merkezi kuruluyor ve kendisini koruyanlar var. Ve bütün maddi tedbirleri aldıktan sonra "Ya Rabbi" diyor, "şayet bugün bu ordu burada mahvolursa korkarım ki sana ibadet edecek kimse kalmayacak" diye Allah'a samimi içten gelerek yakarıyor. Tabii bu arada müminler de son derece tedirgindiler, korku içerisindeydiler. Zira karşılarında koca bir Kureyş ordusu var ve zaten onlar kervanı yağmalamak için yola çıktıklarını düşünmüşlerdi. Fakat yolda veya Bedir'e yaklaştıkları zaman durum netleşince korkuları bir o kadar daha artmıştı. Son derece tedirgin bir durum vardı. Bu konu ayetlere yansıyor Enfal suresine ki Enfal suresi baştan sona zaten Bedir Savaşı'nı konu edinmektedir. İşte bu ayetlerin bir kısmında Resulullah savaş öncesinde bütün hazırlıkları yapınca Rabbine yalvarıyor, yakarışta bulunuyor ve peşinde de bir takım ayetler nazil oluyor. Ve bu ayetlerin mesajına birazdan değineceğim. Böylece müminlerin hafif bir uykuya daldırıldıkları, sekine deniyor buna ve içlerine, kalplerine güven duygusu verildiği ve korkularının giderildiğine dair bir takım açıklamalar vardır. Şimdi bu açıklamalar, ayetlere yansıyan konular çok net olmakla birlikte genelde fiili yardım gibi algılandığı için yardımın mahiyetini düşünmemişiz ve bu itibarla da adeta Allah evrene müdahale etmiştir gibi bir yorum çıkmış bu klasik müfessirlerin yorumunun da etkisiyle. Fakat burada çok ciddi bir sorun vardır. Zira hem Bedir'de hem de Uhud'da aynı meleklerle yardım ifadeleri var ve aynı yardım formundan bahsedilir. Ancak Uhud'da mağlubiyet olunca, yani Allah ilahi güç olan melekler mağlup olamayacağına göre, Allah mağlup olamayacağına göre bu sefer klasik yorumlarda Bedir'de melekler fiili savaşmış, Uhud'da ise sadece sayısal çoğunluk olarak bulunmuş gibi bir paradoks vardır ve ben de zaten bu konuyu bu çelişki nedeniyle ele almıştım. Niçin Allah bir savaşta yardım edip diğerinde, ki daha da kötü bir sonuçla bitti ve Resulullah ölümün eşiğinden döndü, neden acaba burada melekler fiili savaşmadılar? Buradan yola çıkarak meseleyi ele almıştım. Bu itibarla da
Öncelikle belirteyim ki yardımın mahiyeti konusunda ciddi bir çelişkimiz vardır ki buna İzzet Dervezede değinir ve bunu anlama sorununun olduğunu söyler. Şimdi Enfal suresine bakarsak az önce anlattığım tabloyu özetliyor ve Bedir'de diyor hani yardım için Rabbinize yakarmıştınız. O da ben size ardı ardına inecek 1.000 melekle yardım edeceğim diye karşılık vermişti. Şimdi Enfal 9'daki açıklama bu. Demek ki buradan hareketle deniliyor ki Bedir'de 1.000 melekle Allah yardım etti. Bu yardım şimdi ben size diyor ardı ardına inecek 1.000 melekle yardım edeceğim diye karşılık vermişti. Allah böyle hitap etmişti. Bunu aslında bir vaat olarak söylüyor. Bizimki buradan fiili yardım gibi yorumluyor. Zaten de meselenin düğümlendiği kerte burası. Oysa ayette çok açık bir şekilde bir yardım vaadinden söz ediliyor. Nitekim müteakip ayette yani 10. ayette aynen ifade şu. Allah bu yardımı sırf size müjde olsun ve kaygı dolu gönülleriniz yatışıp huzur bulsun diye yapmıştı. Bakınız sırf ve ma cealehullahu illa büşra. Sırf yardım müjdesi olsun diye. Yani anlamı şu. Korkmayın zaferi siz kazanacaksınız şeklinde bir mesajdır bu. Allah'tan gelen bu mesaj müminlerin gönlüne güven duygusu vermiş ve o kaygı dolu gönülleri yatışmış ve sağlam mukavemet göstermişler ve daha motive bir şekilde düşmana karşı savaşmışlar, mücadele etmişler. Ayetin bağlamı bu. Dolayısıyla da bu ve ma cealehullahu illa büşra yani zaferi siz kazanacaksınız mealindeki açıklama Allah bu yardımı sizin zafer kazanacağınızı müjdelemek üzere yaptı şeklindeki açıklama bizim yorumlarda fiili olarak yardıma dönüşmüş. Peki burada 1.000 melek ifadesi nedir ki bu sayısal konuya birazdan da değineceğim. Şimdilik tutalım bunu bir kenarda. Dikkat ederseniz aynı formu, aynı ifadeleri Uhud Savaşı'nda da görüyoruz. Nitekim Ali İmran Suresinin 126. ayetinde ki buna da ileride değineceğim. Burada da yine sırf bu yardımı müjde olsun, zafer müjdesi olsun diye aynı ifade ve ma cealehullahu illa büşra. Bunu Allah bu yardımı sırf müjde olsun diye yaptı. Yani kaygı dolu gönülleriniz yatışsın diye. Bakınız burada da var ama Uhud'da bir de mağlubiyet vardır. Dolayısıyla burada belirtelim ki fiili bir yardımdan değil, zafer müjdesinden bahsedilmektedir. Ve zafer müjdesi de korkmayın, üzülmeyin, savaşı siz kazanacaksınız. İşte bu yardım peki nasıl ifade ediliyor? Melekler üzerinden somutlaştırılarak veriliyor. Dolayısıyla da burada doğrudan meleklerin fiili olarak savaşması değil de şimdi Allah'tan yardım nasıl gelir? Allah gelip de kılıç sallamayacak. Dolayısıyla da Allah'ın Arap formu anlayışında ne vardı? Zihninde Allah'ın altında bir alt katta melekler vardır ve melekler sayısal olarak saymaca kadar çok. Dolayısıyla da bunlar Allah'ın askerleri gibi de algılanıyor ve yardım edeceğim müjdesi melek üzerinden somutlaştırılıyor. Tıpkı Ahzab 56'da olduğu gibi. Dikkat edin Ahzab 56'da da ne diyor? Burada Ahzab suresinde Hazreti Peygamber'in Zeynep'le evliliği polemik konusu olunca buna cevap veriliyor ve Ahzab 56'da da Allah ve melekleri peygamberi destekliyorlar. Siz de ey müminler siz de onu destekleyiniz. Çünkü kimisi dedikoduların peşine gitmişti. Buradaki İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alennebi. Bizimkiler Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Yani salavat getiriyorlar gibi algılamışlar ki salat aslında destek anlamındadır. Bir anlamı da budur. Burada da destek veriyorlar. Şimdi Allah ve melekleri nasıl destek veriyor? Ayetleri göndererek. Dolayısıyla da bakınız burada da meleklerin desteğinden bahsediyor. İşte meleklerin desteği böyle bir mesajdır. Yoksa fiili olarak yardım değildir. Ve bu şekilde mesela savaş öncesinde müminler hem korku yaşıyorlar, hem susuzluk endişesi çekiyorlar, hem mağlup olma ve aynı zamanda umutsuzluğa düşme gibi tedirginlikleri vardır. Ve bu korkuları gideriliyor. Muazzam bir şekilde endişeleniyorlar ve bu nedenle de ayet Enfal 11'de ifade edildiği üzere müminler hafif bir uykuya daldırılıyor ve böylece bu korkularının giderildiğinde
giderildiğine dair açıklamalar yapılıyor. Yoksa melekler fiili olarak gelip de kılıç sallamıyorlar. Ama bizim yorumlara bakarsanız maşallah meleklerin sayısal çokluklarına da atıf yapılınca fiili savaşmışlar gibi acayip acayip yorumlar çıkmıştır ortaya. Enfal 12'de de baktığımız zaman burada aslında yardımın mahiyetine de değinilmiş. Az önce dediğimiz gibi yani yardımın mahiyeti anlattığım gibi olduğu şekilde mesela Enfal 12'de de o zaman Rabbin meleklere şöyle vahyetmişti. Ben sizlerle beraberim, haydi müminleri yüreklendirin. Bakınız yani manevi anlamda bir yardımdır ve onların korkularını gidermeye yönelik bir açıklamadır ki ayetin devamında da ben o kafirlerin gönüllerine korku salacağım. Yani bir tarafa korku salınırken bir tarafta güven duygusunun verildiğine yönelik bir açıklamadır. Yardımın mahiyeti budur. Yoksa fiili olarak yardım değildir. Dolayısıyla da hem yardım vaadi hem susuzluğun giderilmesi korkusu yani susuzluk korkusunun giderilmesi bu bağlamda bir yardımdır. Zira savaş öncesinde acaba su kuyularını ele geçirirlerse de susuz kalırsak diye bir korku yaşanmıştır ve o gece çok şiddetli bir yağmur yağmıştır. Hatta bu yağmurla ilgili de enteresan yorumlar yapılmıştır. Mesela güya müşriklerin safı balçık haline gelmiş, Müslümanların safı da yer daha sağlam hale gelmiş. Yani kum gibi düşünülmüş ve sertleşmiş gibi algılanmış. Halbuki böyle bir bu tarz yorumlar yapılmış ama böyle bir şey yoktur. Yani yağan yağmurdan hem müminler hem de müşrikler etkilenmiştir. Nitekim müminlerin hep kalkanların altına girdikleri söylenir ve muazzam yağmurla birlikte su kuyularının da dolduğuna dair açıklamalar yapılmıştır. Netice itibarıyla müminlerin içinde gönlündeki korku bu şekilde giderilmiş ve zafer bizim olacak mesajıyla birlikte daha sağlam ayakları yere basmıştır. İşte ayaklarının sağlam yere basması ifadesi bizim yorumlarda az önce söylediğim gibi meşhum iddialara dönüştürülmüş ve buradan bir olağanüstülük çıkarılmıştır. Böyle bir tablodan bahsediliyor. Sonuçta Bedir'de bu şartlarda savaş kazanılmıştı. Ancak şehre döndükten sonra müminler tabii coşkuyla karşılanıyorlar. Muazzam bir başarı elde edilmiş. Bu sefer ya çok da büyütmeyin canım falan demeye başlıyorlar. Böbürleniyorlar müminler ve yani Bedir ashabı. Bu sefer işte Enfal 17'de de yine yardımın mahiyetini ifade ettiği için buna değiniyorum. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Öldürdüğün zaman sen öldürmedin, Allah öldürdü. Yani bunun anlamı şu. Sen Allah'ın yardımı sayesinde ok attın, Allah'ın yardımı sayesinde rakibini etkisiz hale getirdin. Bu mesaj bu şekilde sunuluyor. Dolayısıyla da ayetleri eğer literal anlamıyla alırsanız Allah öldürdü, Allah attı. Bu zaten o dönemde Arap'ın diline yansır ki bu aynı zamanda vahyin diline de yansımıştır. Daha doğrusu Arap böyle kullanır. Allah yaptı, Allah etti. Bu dil hem vahye hem de siyasi olaylara bu şekilde yansımıştır ki bunun detayına girersek çok fazla. Sonuç itibarıyla ayet aynı zamanda müminleri uyarıyor. Allah'ın yardımını unutup da böbürlenmenize gerek yok. Bu yardım, bu zafer Allah'ın yardımı sayesinde kazanılmıştır şeklinde bir mesajın olduğunu da belirtmiş olalım. Ve sonuç itibarıyla bu yardımın melekler üzerinden somutlaştırıldığını dile getirmiş oldu. Şimdi düşünün, hoca olduğumuz için kendi mesleğimle ilgili bir açıklama yapayım. Mesela öğrencileri sınav yapacak hoca, öğrenciler muazzam bir şekilde tedirgindirler. Hoca da diyor ki endişelenmeyin arkadaşlar ben size yardım edeceğim. Peki size yardım edeceğim dediği zaman bu yardımı nasıl yapar hoca? Yani düşük alanlara yüksek not verir ve geçirir. İşte bunun gibi düşünün. Yani melek yardımı aynen not gibi yani notla yardım olacağı şeklinde bir açıklamadır. Yoksa burada fiili bir yardımdan söz edilemez. Nitekim de Uhud Savaşı'na geldiğimiz zaman Uhud'da da aynı yardım ifadeleri ve aynı form kullanıldığı halde
Uhud'da mağlubiyet olunca bu sefer bizim klasik müfessirler sıkışıyorlar ve buradaki yardımın aslında meleklerin sadece sayısal çokluk olarak bulunduğu şeklinde yorumlanıyor. O zaman şöyle soralım soruyu. Madem sayısal çokluksa müşrikler niçin korkmadılar ki, sayısal çokluğunda ne olduğuna değineceğimi söylemiştim. Nitekim Ali İmran suresinin 123. ayetine bakarsanız orada şöyle bir açıklama var. Allah zayıf durumda bulunduğunuz Bedir'de size yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ve ona şükrünüzü yerine getirin. Yani Uhud'da da tedirginlik vardır. Dolayısıyla da şimdi ayetlerle müminler motive ediliyordur. 24. ayette o zaman sen müminlere Rabbinizden indirilmiş 3000 melekle yardım, Rabbinizin size yardım etmesi yetmez mi şeklinde diyordun, ama onların gönlünde hala bir endişe, bir korku vardı ve nitekim de elbette ki yeter, siz sabırlı olur, emre itaatsizlikten sakınırsanız gerekirse 3 değil 5000 melek gönderir diyor. Mesaj budur Ali İmran 125'teki açıklama. Dolayısıyla burada da yine müminlerin tedirginliğinden söz ediliyor. Bedir'e atıf yapılıyor. Bedir'de de endişelenmiştiniz ama samimi bir şekilde Allah yolunda mücadele ettiniz. Allah da size arzuladığınız başarıyı nasip etti ve yardım formunu açıklamıştım. Burada da benzer mesaj veriliyor. Siz sayısal azlığınıza güvenmeyin. Siz samimi olursanız Allah gerekirse sizi 5000 melekle de destekler şeklinde bir açıklama vardır. Nitekim 126'da da aynı demin de hatırlatmıştım ayeti. Allah bu yardımı sırf müjde olsun diye yapıyor size. Yani sizi yine destekleyecek, bu bir zafer müjdesidir. Fakat sonrası böyle olmuyor ve müminler zafiyet gösterince korkunç bir mağlubiyete dönüşüyor. Ve diğer yandan da mesela Ali İmran 127'de de ayrıca Allah bu yardımı kafirlerin bir kısmını ortadan kaldırmak, bir kısmını ise hezimete uğratmak üzere yapmıştı diyor. Fakat siz zafiyet gösterince durum tersine döndü vesaire, böyle açıklamalar vardır. Dolayısıyla da şimdi Uhud'daki tabloda bu. Yani melek yardımıyla ilgili boyutunu söylediğim için detayını getirmiyorum. Şimdi Bedir'de fiili savaş yapıldı ve zafer kazanıldı. Uhud'da da melekler var ama Uhud'da mağlubiyet olunca ve bu mağlubiyet izah edilemeyince bu sefer meleklerin sadece sayısal çokluk olarak geldikleri iddiası vardır. O zaman şöyle soru sormamız gerekmiyor mu? Madem melekler yardım için gelmişse, Uhud'da Allah Resulü ölümün eşiğinden döndü. Anlatmıştım size, ölü taklidi yaparak bu badireyi atlattı. Böylesine zor durumda melekler niçin yardım etmediler? Neden Uhud Bedir'de yardım ettiler? Bu bir çelişki değil mi? Veya Allah o gün öyle, bugün böyle davranır mı? Eğer yardım müminlere yardımsa ve müminler panikle dağıldılar, kaçtılar. Dolayısıyla da böyle bir safahatta meleklerin devreye girmesi gerekmez miydi? Pekala, girmesi gerekir. Ama melekler burada devreye girmiyor. Bu sefer işte müfessir sıkışınca Uhud'da sadece sayısal çokluk olarak bulunmuştu diyor. O zaman yani nedir meleklerin rolü? Figüranlık mıdır? Veya orada Allah Resulü öldürülüyor, onları mı, yani nasıl öldürülecek diye onları mı gözlüyorlardı? Böyle bir saçma yorum olur mu? Ben buna saçma yorum diyorum. Dolayısıyla da meleklerin yardımı meselesi aslında manevi anlamda destektir, fiili anlamda destektir. Yoksa melekler fiili olarak savaşmazlar. Birazdan da aktaracağım. Mesela Hendek ve Huneyn savaşlarında da yine ilahi yardıma atıf vardır ama buradaki atıf biraz daha farklı. Mesela Ahzab suresinde görünmeyen ordulardan bahsedilir. Keza aynı şekilde Huneyn savaşında da Tevbe suresinin 26. ayetinde burada da yine görünmeyen ordulardan bahsedilir. Ahzab 9'da mesela hani düşman size karşı saldırıya geçtiği zaman ne olmuştu? Allah'ın yardımıyla şiddetli bir fırtına çıkmıştı ve görünmeyen ordularla Allah sizi desteklemişti. Şimdi şiddetli fırtına nedir? Allah'ın sayesinde. Düşmanın kaçması da Allah'ın sayesindedir ve Allah sizi görünmeyen ordularla desteklemişti şeklinde bir açıklamadır. Yoksa
Müslümanların safında melekler dizilmişler, ellerini almışlar kılıç ve düşmana kılıç sallıyorlar değildir. Böyle bir anlatım yoktur. Kaldı ki Tanrı doğrudan evrene müdahale etmez. Şunun da altını çizeyim. Evrende her ne yaşanmışsa insan eliyle yaşanmıştır, insan eliyle vardır. Bunun bir kere bilinmesi gerekir. Allah yukarıdan veya sağdan soldan böyle bir manevi veya maddi, daha doğrusu manevi demeyelim de maddi bir müdahalede bulunmaz. Bunun da bilinmesi gerekir. Aynı şekilde mesela Huneyn Savaşı'nda da yine benzer bir husustan bahsedilir ki Tevbe 25-26'da buna atıf vardır. Huneyn de yardım etmişti. O günde siz sayısal çokluğunuza güvenmiştiniz ve ne oldu? Sayısal çokluğunuza güvenip Allah'ın yardımını unutunca bu sefer de Allah sizi yaptığınızla baş başa bırakmıştı ve dolayısıyla da kaçacak delik aramıştınız şeklinde bir açıklama vardır ve burada da daha sonradan bir güven duygusunun verildiği ve manevi olarak desteklendiklerine işaret ediliyor Tevbe 26'da ve görmediğiniz ordular göndererek müşrikleri ve hak ettikleri ceza verildi şeklinde bir açıklama vardır. Bir konuya daha değinip ondan sonra bu meseleyi de biraz açacağım. Mesela hicret sırasında da yine görünmeyen ordulardan bahsediliyor. Tevbe 40'da. Yani müminler, Tevbe suresi biliyorsunuz Tebuk Seferi safahatında nazil oluyor. Bazı müminler gitmek istemiyorlar ve savaştan kaçıyorlar. Bu sefer tabi bu Resulullah'ın moralini bozuyor. Bu sefer de ne diyor? Kimse katılmasa bile Allah seni manevi ordularla destekler. Dikkat ederseniz hicret safahatında Hazreti Peygamber'in peşinde koca bir ordu yoktu. Ama görünmeyen ordularla desteklendin diyor. Ve böyle bir mesaj söz konusudur. Bütün bunlara baktığımız zaman sevgili dostlar burada yardımın hele hele hicret safahatındaki meseleyi de dikkate alırsak aslında müminlere yönelik bir ihtardır ve bu yardımın da manevi bir yardım olduğunu görüyoruz. Siz yardım etmezseniz Allah tıpkı hicret sırasında onu koruduğu gibi yine onu korur ve ona yardım gönderir ve bu nedenle de görünmeyen ordulara atıf yapılmıştır. Şimdi gelelim sayısal değerlere. Bedir'de 1000 kişi civarında olduğu söylenir ki aslında 1000 değil 750 falandır. 1000 civarında melek gönderildiği söylenir. Uhud'da ise 3000 melek gönderildiği söylenir. Şimdi hemen itirazlar gelebilir. Hocam madem öyle nedir bu sayılar? Bu sayılar düşman sayısına denk gelebilecek nitelikteki açıklamalardır. Nitekim de Enfal 43'e bakarsanız burada da ne diyor Kur'an? Allah sizi onların gözünde değersiz, etkisiz, onları da sizin gözünüzde az gösteriyordu. Dolayısıyla da bakınız maddi değil, burada bir şeyden bahsediliyor, manevi destekten. Bu itibarla da hani düşmanın sayısal değeri veya müminlerin sayısal değerini bu bağlamda ele almak gerekir. Bir başka bir şey vardır. Mesela burada diyor ki iz yurikehumullahu fi menamike kalilen diyor. İfade böyle. Şimdi rüyanda onları sana az göstermişti. Bakınız yani müminler rüyada. Dolayısıyla da bu açıklamalar nedir sevgili dostlar? Fiili olarak düşmanın sayısının azlığı değil, manevi anlamda onların etkisiz yani figürler olarak gösterildiğine dair bir açıklamadır. Dolayısıyla da melek formunu da bu şekilde algılamamız gerektiğini hatırlatmış olalım. Bu itibarla mesela 43-44'te düşmanın sizin gözünüzde az, sizi de onların gözünde az gösteriyordu derken aslında neye işaret ediyor? Maddi sayıya değil de manevi anlamdaki bir sayısal değere işaret ediliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Kaldı ki mesela Enfal suresinin 65-66. Ayetlerine bakarsanız 20 kişinin 200 kişiye, 100 kişinin de 1000 kafire bedel olduğuna dair de açıklamalar vardır. Yani burada da neden bahsediyor? Siz sayısal azlığınızdan dolayı endişelenmeyin ki bir başka ayette de nice az topluluklar kalabalık topluluklara galip gelmişlerdir ve kalabalık toplulukları da insan yığını olarak niteler Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla da sayısal azlık, çokluk ki bu ayette Bakara 249'dadır sayıca az nice ordular mesajı. Dolayısıyla da
Bütün bunlara baktığımız zaman aslında manevi anlamda bir destekten bahsedildiğini, görünmeyen ordularla müminlerin destekleneceğine dair mesajın müminlere bir güven duygusu sağladığı ve bu şekilde içlerindeki endişenin, korkunun giderildiği, böylece daha sağlam mukavemet gösterdiklerine dair bir açıklama yapıldığını bu mesajlardan anlıyoruz. Anlama imkanımız var, en azından bunu söyleyebiliriz. Gelelim şimdi meleklerin fiili olarak yardımı meselesine, ki biraz daha açacağımı söylemiştim. Eğer melekler savaşacaksa böyle meleklerle koca ordu gönderilmesine de gerek yok. Mesela Lut kavminin helakinden bahsederken bir grup meleğin koca kavmi yerle yeksan ettiğinden bahseder Kur'an-ı Kerim. Hud suresinin 81 ile 83. ayetlerinde, keza Hicr suresinin 63-66. ayetlerinde buralarda görebilirsiniz. Dolayısıyla da bu kadar kalabalık bir orduya da gerek yok. Yani bu nedir işte? Siz azlığınıza güveniyorsunuz. Allah sizi sayısal olarak çok gösterir ve meleklerle destekler bağlamında bir açıklamadır. Yine tekrar etmeyeceğim, düşmanın sayısının da az gösterilmesi bu bağlamdadır. Kaldı ki Yasin suresinde son derece önemli bir açıklama vardı. Ve ma enzelna min kavmi min ba'de min cundin min es-sema'i ve ma kunna munzilin. Biz kafir halkı cezalandırmak için gökten bir ordu indirmedik. Zaten indirecek de değiliz. Buyurun. O yüzden Kur'an'ı bütün olarak okumak gerekiyor ve hemen böyle klasik yorumlara atlamamak gerekiyor. İşte bu ayeti de esas aldığınız zaman demek ki gökten ordular gönderilmiyormuş. O zaman hocam buradaki yardım meselesi neymiş? İşte onu deminden beri izah etmeye çalıştığım tablo budur. Şimdi neden Bedir'de fiili yardımda Uhud'da değil? Onu da belirttim. Çünkü Bedir'de galibiyet vardır. Galibiyetin tarihini yazmak, galibiyeti anlatmak her zaman kolaydır. Ama Uhud'da da bir taraftan ilahi müdahale var diyorsunuz ama öte yandan mağlubiyet var. Allah mağlup olamayacağına göre bu sefer meleklere figüranlık rolü veriyorsunuz ve kapıyı arkadan dolanıyorsunuz. Bu da bizim klasik ulemanın, müfessirlerin, koca 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 büyük büyük adamların, yani bunu niye söylüyorum, öyle algılıyor ya bizim dogmatik sünni kafa. Bakınız, bu kadar basit bir çelişkiyi bile çözememişler. Ha, çözemeyenler yok, çözenler yok mu? Var. Birazdan da aktaracağım. Razi'den örnek vereceğim size. Son derece mantıklı, makul açıklamalar yapmış. İşte bu durum izah edilemediği için meleklerin Uhud'da savaşmadıkları söylenir. Diğer savaşlardaki tablo ise aşağı yukarı yok sayılmış. Ki onlarla ilgili de az da olsa ilahi yardım konusuna değinilmiş ama bunlar arada kaybolup gitmiştir. Şimdi buraya kadar baktığımız zaman Uhud'daki yenilginin sebebine gelelim. Bir iki hususa değineyim. Aslında daha önceki videomda değinmiştim ama konuyu bütünleyeceği için söyleyeceğim. Mesela Ali İmran 122'de ne diyor? Yani Allah bu peygamberin emrine itaatsizliği bağışladı ama aynı zamanda size bir ders olsun diye sizi kendi yaptığınızın karşılığıyla baş başa bıraktı. Bakınız, burada siz yaptınız, siz ettiniz, siz buldunuz diyor. Yani açık, net. Keza 153'te de Allah sizi öyle bir üzüntüye, öyle bir kedere boğmuştur ki artık ne kazanacağınız ganimeti ne de başınıza gelen musibeti dert edecek durumdaydınız. Hatırlayın ne demiştim? Bir kısım müminler Bedir'deki gibi biz de prestij kazanalım ve ayetler bizden bahsetsin diye yollara dökülmüşlerdi ve bir an önce düşmanla karşılaşmayı ummuşlardı. Cephede düşman bozgun yaşayınca da ganimet derdine düşmüşlerdi. Ayetlerde diyor ki, madem siz asıl gayeden saptınız ve dünyevi çıkarlar peşine düştünüz, buyurun tablo bu. Huneyn'de de bozgun yiyeceklerdir. Bedir'de samimiyet, itaat ve Allah rızası için mücadele eşittir başarı. Dikkat! Uhud'da asıl gayeden sapma ve dünyevi çıkarlar peşine düşme, peşinden korkunç bir mağlubiyet. Bu da sizin yaptığınızın karşılığıdır diyor Kur'an. Gelelim Hendek'e. Hendek'te ne vardır? Yüreklerin ağza geldiği savaştır. Muazzam bir korku vardır ama samimiyetle müminler Resulullah'ın etrafında kenetlenmişlerdir ki dillere destan olmuştur. Eşittir. Hiç beklemediğiniz kadar kolay bir zafer ve
şiddetli bir kasırga ve görünmeyen ordularla Allah müşrikleri def etti. Huneyn'e geldiniz, ne yaptınız? Artık sayısal çokluğunuza güvendiniz. Allah'ın yardımını unuttunuz. Allah da sizi kendi kaderinizle, kendi gücünüzle baş başa bıraktı. Bir avuç Malik bin Avf'ın ordusu karşısında çil yavrusu gibi dağıldınız. Öyle ki yeryüzü olanca genişliğine rağmen kaçacak delik aradığınız için size dar gelmişti. Muazzam bir uyarı vardır bu dört savaşta. Belki bu konuyu ayrı bir video konusu olarak açmak gerekir. Burada bir sürü önemli detaylar vardı. Dolayısıyla da Bedir ve Uhud savaşındaki ve diğer savaşlardaki tablo sevgili dostlar. Aynı zamanda duanın da mahiyetini gözler önüne seriyor. Bakınız peygamber Bedir'de bütün maddi önlemleri aldıktan sonra Allah'ın yardımına sığınıyor ve sırf Allah rızası için mücadele ediyor müminler. Ama Uhud'da aynı şekilde yine Allah rızası var ama beri taraftan da bireysel çıkar var. Bakınız, o yüzden bizim dualarımız yerini bulmaz. Yani kul dua ederken ya Rabbi şuyum olsun buyum olsun değil. Allah rızası için bir şey yaparsanız bunun karşılığı vardır. Biz üzerimize düşeni yerine getirmiyoruz. Duayı adeta bir sığınak olarak görüyoruz. Habire dua ediyoruz ama dualarımız karşılık bulmuyor. Niye? Çünkü hep bireysel çıkar derdindeyiz de o yüzden. Ve Ali İmran 166'da da yine Uhud'daki tabloyu Allah'ın koyduğu yasa çerçevesinde bunu yaşadınız diyor. Yani siz üzerinize düşeni yerine getirmezseniz Allah sizi yaptıklarınızla baş başa bırakır diyor. Nitekim de işte 167'de de münafıkları da açığa çıkarmıştı deniliyor. Onlara gelin Allah yolunda savaşın ya da geride kalıp yurdunuzu savunun denilince ne diyecekler? Ya Resulallah biz savaşmayı bilseydik tabii ki sana katılırdık ama savaşmayı bilmiyoruz. Böylece yani münafıklar da açığa çıkarılıyor bu ayetle birlikte ve bütün hani kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor tabiri yerindeyse. Bu itibarla da zafer ve mağlubiyetin kodlarını burada aramak gerekiyor. Onun için de Bedir'de samimi oldunuz, zafer kazandınız. Uhud'da zafiyet gösterdiniz ve yaptığınızda baş başa kaldınız. Nitekim Bedir'de savaşıp Uhud'da savaşmama meselesi de o nedenle böyle çelişkili açıklamalarla ortaya konmuştur. Demin dedim ki yani klasik müfessirler veya işte ulema yanılmış ama bunlardan mesela Razi son derece meleklerin yardımıyla ilgili önemli açıklamalar yapmış. Mesela o da Lut kavmi örneğini vermiş ve Lut kavminin yaşadığı dört şehri yani bir grup melek ve Cebrail yerle bir etmiştir. O Cebrail diyor tabi. Yerle bir etmiştir diyor. Demek istiyor ki yani aslında 3-4 melekte de yani onları da mahvedebilirdi. Veya müşriklerin ileri gelenlerini mesela bir takım müminler öldürdü. Madem melekler öldürdüyse müşrikler de müminler de tanınan kişilerdi. O zaman kim savaştı diyor. Ve burada müminlerin gösterdiği bu canhıraş mücadelenin de zafiyete düşürülmesi nedeniyle de eleştiriyor aynı zamanda. Yani melekler öldürdüyse Müslümanlar o zaman kimleri öldürdü diyor. Yani böyle bir şey olabilir mi demek istiyor. Diğer yandan eğer melekler fiili olarak savaşmışlarsa bunları müminler ve müşrikler görmesi gerekirdi. Şayet onlar görülmüşse o zaman insan suretinde görünürler ve bu da müşrikleri zaafa uğratır, korkarlardı. Ama hiç de böyle bir tablo yaşanmıyor. Tam aksine müminler zaafa uğruyor. Kaldı ki diyor, sizi de onların gözünde az gösteriyordu ayetine ile de çelişir. Eğer fiili olarak varlarsa o zaman demek ki çok olmaları lazım. Ama müminler de az gösteriliyor ayette. Yani Enfal 44'teki ayete atıf yapıyor. Dikkat edin bunlara. Son derece akılcı açıklamalar. Diğer yandan meleklerin ruhani varlıklar olduklarına değiniyor. Ama bir taraftan da onlara somut insan sureti veriliyor. Bu da bir çelişkidir diyor vesaire. Bu itibarla da meleklerin fiili olarak savaşamayacağını söylüyor. Meleklerle ilgili bu Ali İmran 125'te işaretli melekler, minel melaiketi musavvimine diye bir açıklama vardır. Buna da değinip bırakayım.
İşte efendim melekler sanki çeşit tasvirler yapılmış, sanki gözükmüşler gibi. Mesela alacabacaklı, kanatlı atlara binmiş, gökte bulutlar eşliğinde geldiklerini görmüşler. Sarıklı haldeymişler. Sarıklarının bir ucu ta bellerine kadar uzanıyormuş. Beyaz sarıklı melekler olarak tasvir edilirler. O nedenle de bugün böyle sarık sarılırken bir ucu da arkaya kadar uzatılmasının sebebi bu tür tasvirlerden kaynaklıdır. Güya müşrikler bunları görmüşler. Bir ara hayzum ilerle hadi acele falan güya bulutlar eşliğinde böyle koca ordu geliyormuş. Bunu müşrikler de uzaktan savaşı izliyorlarmış ve bunlar da sanki öyle görmüşlermiş. Yani dikkat edin müşrikler görüyor ve melek olduğunu anlıyorlar. Üç kez çok şiddetli bir fırtına olmuş. Her fırtına ardından biner biner melek gelmişmiş güya. Ve hatta Peygamberimizin etrafını, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Hazreti Ali'nin etrafını sarmışlar. O zaman niçin ölümün eşiğine geldi peygamber diye sorarsanız burada kilitlenir kalırsınız. Dolayısıyla da bu tür tasvirlerle adeta melekler somutlaştırılmış ve özel ordu gibi sunulmuştur. Dahası mesela melekler aynı zamanda esir bile almışlardı. Nitekim de Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'ı güya bir melek esir almıştır. Neden böyle söyleniyor? Ya amcayı Peygamber'in amcası esir alınabilir mi canım? Çünkü hikayeler Abbasiler döneminde uydurulunca buna uygun bir form oluşturulacaktır. Dolayısıyla da bu tarz hikayelerle iş sulandırılmış ve müminlerin buradaki muazzam mücadelesi adeta eriyip gitmiştir, buharlaştırılmıştır. Bu son derece yani saygısızca bir açıklamadır. Zira Bedir'de gerçekten de canlarını dişlerine takarcasına bir mücadele verilmiştir ve ölüm kalım mücadelesidir. Her ne kadar sayısal olarak az gözükse de hayatını kaybedenler Kur'an'a yansıyan açıklamalara baktığınız zaman bir dönüm noktasıdır ve o nedenle de Enfal suresinde bu savaşın kodları büyük oranda ortaya konmuştur. Evet değerli dostlar aslında daha da var anlatacaklarım ama son cümlemi şöyle bağlayayım. Demin dedim ki samimiyetin karşılığında Allah size başarıyı nasip ediyor. Ve baktığınız zaman mesela ayette de ne diyor? İn tansurullaha yansurukum. Yani siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'a biz nasıl yardım ederiz? Onun istediği gibi kul olma bilinci kazanarak ve onun ilkelerini ayakta tutma gayreti göstererek. Bunu göstermezseniz istediğiniz kadar dua edin. Dualarınız sadece sözden öteye geçmeyecektir diyorum. Meleklerin yardımıyla ilgili ana çerçevenin bu olduğunu söyledim. Tabii ki mutlaka unuttuklarım da olmuştur. Eğer daha fazla, daha detay bilgi istiyorsanız da benim kitabım var bu konuda. Bütün referansları var orada. Orada bütün detayları görmüş olursunuz. Yani sonuç itibariyle Kur'an avantadan bir şey vermiyor size. Öyle yattığımız yerde dua ile, yattığımız yerde Allah'a sığınma ile Allah size zırnık koklatmıyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Ve unutmayın bu ayet. İn tansurullâhe yansuruk. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Sonuç bu. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Konuyu epey uzattım. Lütfen bağışlayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.